Bugünkü kurban güzelimiz Burcu Esmersoy. Yapımcılarımız, asistanımız. Güzel bir proje için Burcu'yla anlaşmaya çabalıyorsunuz. Evlenecek çiftleri yarıştırıyoruz. Can geldi. Akrobatımız, dublörümüz Şeker Cam'dan sen fırlayacaksın. Burada şahane bir şekilde bir de bir başarman lazım. Çok eğleneceğiz. Evet, eğleneceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Burcu'yu bekliyoruz. Ben yarıma geçiyorum. Evet, geldi Burcu. Hadi çocuklar, hata istemiyorum. Bu çok kritik şakalardan biri ona göre. Evet, çok içten sarıldı sana. Evet, bakalım şakadan sonra da aynı içtenlikle sarılacak mı merak ediyorum. Merveciğim. Bir kısa bir saniye konuşmuş gibi televizyon için çok kısa bir girelim. Sonra detayın hiç hoşuna giderse biz muhabbet konuşacağız. Tamam, ne içersiniz diye bir soralım. Kesin yeşil çay diyecek. Yeşil çaya bahis. Konuşuyorsunuz öyle fısır fısır eltiler gibi ya. Hiçbir şey anlamadım. çok hazırlıksız yakalandım. Su ve yeşil çay. Bingo. Nasıl biliyorum? Hadi. Formumuzu bu yeşil çaya borçluyuz Burcu Hanım. Yeşil çayın yemeğini yapsalar yiyeceksiniz günde 5 öğün. Merhaba. Burcu, çok memnun. Burcu, zarif kız. Bak sanki böyle hiç ünlü değilmiş gibi tanışırken kendini Burcu diye, belki bilmezler diye, karıştırırlar diye tanıttı güzel. Evet. Nedir mesela? İşbirlik çıktı kızımız valla. Şimdi kanalımız Show TV. Bu evlilik programı hikayesi miadını doldurdu gibi diye İsrail yapımı. İsrail torbası. Şimdi size sunuyoruz. Bak hemen aldı eline telefonu, bakacak şimdi. Reytingleri gayet iyi olan orada ki biliyorsunuz İsrail'de bizim reytinglerimiz bayağı. Burada hikaye şu. Cin gibi dinliyor bak, böyle gözlerini kısa kısa dinliyor bak şimdi. Evlenecek çiftleri, nişanlı çiftleri iki çifte çıkarıyoruz. Aileleri orada oluyor, yarıştırıyoruz. Bir takım oyunlar oynatıyoruz. 4 etaptan oluşuyor. 5. etap. Final etabı oluyor. Her etabın sonunda... Stüdyoda çekiyoruz. Aynen öyle. Stüdyoda çekiyoruz. Her etabın sonunda kazanan çift bir ev hediyesi kazanıyor. Evet. Birincinin ev kazanması çok iyi. Vallahi bu kiralar bu kadar pahalıyken süpermiş. İyi güzel söylediniz bunu. Finalde 5. etap bittiği zaman, yani bu yarışmadan galip çıkan çiftin düğününü yapıyoruz. Ev eşyalarını alıyoruz. Bari kocayı da biz bulaydık bari. Bu nedir ya? Hepsini biz yapıyormuşuz. Tatil hediye ediyoruz, tatil de hediye ediyoruz. Bir de balayına gönderiyoruz. Belki bana da oradan bir kısmet çıkar. Evet, gerçekten. Ya söylediğiniz şey harika. Evet, program hafta sonu 2 gün yayınlanacak Delebim. Hafta sonu 2 gün. Cumartesi, pazar. Zaten bant çekeceğiz herhalde. Bant çekeceğiz, bant evet. Bant çekeceğiz, hafta sonu 2 gün yayınlanacak. Projemiz bu. Çiftler nişanlı oluyor, nişanlı. Direkt hazır nişanlı. Evet. Nişanlı her çiftin... Evet, sevgili de olabilirler ama Cenem. Akrabaları geliyor onları desteklemeye. Yani zaten nişanlı hani, olması gerekiyor. Biz evlendirmiyoruz, zaten evlenecekler. Ama hani finalde evlenmek isteyen çiftleri yarıştıracağız. Duygu, sen şimdi bilgisayardan programın sunumunu yap artık, hadi. Her etapta da... Sunum yapalım size. Evet. Her etapta da şey kazanıyorlar mesela, evin bir odasına. İşte şimdiki etapta... Daha mı geçiyorsun ya bayım? Yani kazara mutfağı kazanamazlar. Öyle bir şey mi yani? Güzel, tamam. Hemen Burcu'yu yan koltuğa alın. Sistem olur mu acaba? Sen böyle. Ben mi geleyim? Yok, evet. Sen böyle. Hah, oraya gelsin çünkü bizim açımızdan o mühim. Tamam, süper. Bu işi yani buldunuz mu sunucu? Şu an konuşuyor musunuz yoksa? Tabii ki seni düşünüyoruz diyeceksiniz, tabii ki. İşte. Ha, beni düşünüyorsun. Direkt sizi. Ben Duygucuğum, sen düşünecek misin? Oğlum peki? Şu an, evet. İlk aklımıza gelen sizsiniz. Sen geliyor. Cancığım, ben şöyle geçeyim. Sesi çok değil ama. Biz daha güzel bir
Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Profesyonel kızın hali başka ya. Bak her türlü düşünüyor. Aa, bayıldım filerci geldi gel oğlum. Gerçekten. Bayağı bir yükseldi Burcu. Tamamdır arkadaşlar. Bu bize işaret, çok güzel, çok iyi oldu. Ay, çok burada güzel. burada iki sunucu var. Bizim düşündüğümüz tek. Kesinlikle bu iş için sizi düşünüyoruz. Bunu biraz daha vurgulayalım. Yani kesinlikle biz tek sunucu diyoruz ve sizi düşünüyoruz. Bence bir numara. Reyting rekorları kıran bir yarışma oldu. Aynen, çok hoş. Ailelere klas yapmışız biz ya. Evet, çok da eğlenceli tabii ki bu. Yarışmalar var. Hoş oldu, bu güzel oldu. Aa, bayıldım. Yani gelip orada eş seçmeceye falan gerek yok ya. Yani. Evet, oyunlarda beceriksiz olurlarsa çiftler tabii birbirlerinden de tiksinebilirler, onu da söyleyeyim. Ama tabii yarışmanın formatı gereği eğer orada hani bu yarışmada beceriksiz olursa bir taraf, hani belki de araları bozulur mu onu bilmiyoruz. Finali de artık sizin düğünle bitirmeyi düşünüyoruz deyin. Finali de sizin Burcu Hanım. Burcu Hanım, finali de sizin düğününüzle bitiriyormuşuz. Sezon finali. Evet, son sezon finali. Evi boş vereceğiz size. Siz artık kendi zevkinize göre döşersiniz finalde. Anlaştık mı yani? Biz şeyde anlaştık. Burada sizin becerileriniz de çok önemli de Duygu. Yarışmadaki oyunların nasıl yapıldığını anlatmanız gerekiyor. Oraya girelim artık yavaş yavaş ki bağlayacağız sonuna doğru. Yani burada bir de sizin şöyle bir şey rolünüz var aslında. Yarışmalarda her yarışma öncesi sizin mesela nasıl yapıldığını göstermenizle ilgili. Kısaca anlatmak, bir iki göstermek. Ay, bu oyun şöyle bir oyun mesela gösteriyorum gibi. Siz başka oyunu atacak mısınız peki? Tabii. Tabii. Atıyorum top atma. Zaten bu formatı bence kendi örnek şeyler. Zaten şey çıkıyor yani o... Ne diye İlker Ayran'ın sunduğu programdaki... Evet. Çok güzel. Buradan yürüyün. Oyuna doğru yavaş yavaş. Güzel girdiniz. Zaten döndüre döndüre. Tabii tabii. Bunlar seçilecek zaten. Sizin için örnekler bile getirdik de Caner oyunlardan. Örnekleri bile getirdik. Top atması. Toplarımız bile var. Çemberi bilmem neyi. Süper. Evet, süper dedi. Bu pası kaçırmayın. Hadi gösterin onu hemen. Full hazırlıklıyız ya. Baksana. Neredeyse bir saat içinde çekilmek için çıkıyoruz. Bayağı şey. Yani şey buraya getirdiklerimiz hani şey basit. Daha komplike şeyler de olacak. Mesela benim hoşuma giden o 10 bardak. Bardaklı oyuna bayılıyorum delebi gülerek. 10 top 5. Ben ona bayılıyorum mesela. Yani basit ama nasıl böyle bir oyuna nasıl bayılabilirsin? Mesela örnek veriyorum. Evet, verelim topları hadi. Mesela top şey bardak var sizin elinizde. Ve işte bu şimdiki işte etabımız işte yatak odası takımı için bilmem ne. Ay şey, biraz gerildim ben. Nasıl işte kaç tane bir dakikada kaç tane atılıyor? Oyunu Burcu'ya yaptır şimdi mesela Duygu. Mesela şu anda da yapabiliriz. Can sen tutar küçük kız. Sevdi. Evet, dublör arkadaşımız lütfen çok dikkatli olsun. Sayın seyirciler sakın bu şakayı evde denemeyin benden söylemesi. Atıyorsunuz. Mesela işte atıyorum. 3, 2, 1 başladım. Ya oradan herkes sokar o topları. Biraz daha geriden attırın. Biraz geri basın. Birazcık geri. Aynen. Mesafe çünkü. Hadi bakalım bir daha, bir daha. Yakalayamadım. Ya? Atışlara devam. Bir defa daha girsin top arkadaşlar. Bir defa daha girsin. Evet, bravo. Evet, şimdi topu bardağa sokmaya çalışırken dengeni kaybet ve camdan çık. Eyvah, eyvah, eyvah.
Çabuk yardım et. Ambulansı arayın. Yardım etmeye çalışın. Can iyi misin? Ambulansı ara, ambulansı ara. Ambulansı ara. Telefon Duygu Burcu'nun önünden telefonu alıp ambulansı ara. Nerede? İyi misin yavrum? Önünde telefon, evet. Şifreni gir, şifreni gir. Şifreni gir. Ambulansı ara. Burcu'nun ifadesine bakar mısınız? Şok oldu, tamam. Abi öyle top mu atılır ya? Alo. Evet, çok tehlikeli. Eyvah eyvah. Bir durum olmadığını söyle. Evet Merve, sen başka birinden de yardım iste ve Burcu'yu tek başına bırak. Hareket ettirme, hareket ettirme, hareket ettirme. İç kanama olabilir, hareket ettirme. Kanıyor, baksana bir yerlere kanıyor ya. Evet, ay yerinde olmak istemezdim Burcu'nun. Beti benzi attı, yüzü kireç gibi oldu. Evet, şeyi gördü galiba değil mi? Kanı gördü, sahte. Tamam, oynatma, oynatma, oynatma. Evet, evet, evet. Ortamı biraz sakinleştirin, iyi deyin. Hayati bir şey yok. İyi misin oğlum? He? Allah'ım ya Rabbim, ya Resul Allah'ım ya. Tamam. Ya neresi kanıyor be? Neresi kanıyor? Ellerine girdi. Duygu, boynunun altına koymak için bir şeyler iste Duygu. Çanta tamam, verir misiniz hareket boynuna? Ettirme. Bir çanta verir misiniz? Hareket ettirme. Altına kafasına bir şey koysana. Bir şey verir misiniz? Pardon, şu çantayı verir misin? Koyar mısın boynuna? Yazık, çok korktu. Dayanamıyorum. Geliyorum arkadaşlar ben. Hadi toparlanın. Geliyorum, geliyorum. Daha fazla üzmeyelim. Haydi. Tamam çocuklar, Burcu ben tamam hayatım. Abi bir şey söyleyeceğim. Hayır, söyle. Merve'ye diyorum ki bak bana böyle kamera şakası yapılmaz. Bu kamera şakası diyorum ya, terbiyesiz. Ellerim titriyor, görmüyor musun? Şu kan olayı olmasaydı var ya, şu... Bir tek elindeki kan beni çok üzdü, öyle söyleyeyim. Yavaş. Tamam. Valla bunu sana onlar uygun gördüler. Seni tabii şey, yani gel Allah rızası için sana bir şey olmadığı için çok mutluyum. Bir ama şu kan olayı çok doğru hareket. Ama çok güzel iş. Bravo. Ya ben oturduğum sen yerde... Gayet, sen iyisin. Teşekkür ederim. Bravo. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Yok hayatım, başka bir şey. Budur yani. İş çok güzel, bir kere gösterdikleri iş çok güzeldi. Oynanan oyun da çok güzel. Ne yapıyorsun ya? Böyle attım attım attım, sonra şöyle bir an yaşadım. Ben o kadar çok uzağa atmadım. Niye o kadar geri doğru gitti? An ile beraber camın patlaması ve onun yere düşmesi aynı anda oldu. Ben hemen şu şok işe, yani herhalde öyledir diye düşünüyorum. Şok içinde şeye baktım. Böyle şeker cam hiç görmedim daha önce ama böyle hani çok kolay kırılabilen bir şey olduğunu da bildiğim için. Ama böyle hani essem hadi anlarım herhalde farkını diye. O yüzden kapağı ağzına kadar geldim. Ayağımla böyle cama eziyorum şeker camı. Gerçek gibi filan. Elinde böyle bir kan gördüm. Kan gördükten sonra gittim ben zaten. O noktadan sonra tamam. Bir anda o kadar güzel çalışıyorsunuz ki bir anda basıyorsunuz dört bir yandan insan zaten... Hani böyle suratına şey tutulmuş, fener tutulmuş tavşan gibi oluyor yani. Hani az önce sanki bir suç ortamından çıkmışım gibiydi ama çok güzel iş ya. Ellerinize sağlık yani. Çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda, çok aramızda. Başım ellerime takla. Eş dost var şakamızda. Aramızda, aramızda. Çok aramızda.